Sevgili Başak, Evet. bu ablasının, onlar ikiz mi? Yok değiller. Aralarında 2 yaş fark Bir de var. onların kuzen Esra olduğu büyük falan. olan, Ceyda Tamam. küçük olan Şimdi bu arada. cezaevine kim girdi? Esra, ablası girdi. Ha, büyüğü girdi. Küçüğü ne Küçüğü. diyor? Küçüğü de dün balıkçıya gidiyor. Bu karar açıklandıktan sonra ablası cezaevine gittiğinde akşam bir balıkçıda insanlar da çok negatif yorumlar yazmış. Yani işte hak ettiniz onu vesairedir diye. Ceyda da ablasını savunmak için bir yazı yazıyor burada. Yazının özeti şu. Bayağı bir şey yazmış yani. Evet, yazıda şunu söylüyor. Benim en çok takıldığım şey şu, diyor Ne? ki Şimdi hepsini okuyamayız yok zaten. ben Destan okudum yazmış da da. şey özetini söyleyeyim. Kaan, bir şey attım sana be. Onu da sonda bir girelim. Al sana haber grubunu attım. Heh. Hadi en sonda girelim ona. Evet. Diyor ki burada bana o kadar olumsuz ve kötü yorum yaptınız ki ablam ve benim için. Evet. Ablamın günahsız olduğunu biliyorum. Ablam bu olayda bir tuzağa kurban gitti. Bizi de zaten alaşağı etmek isteyen, bizi de bu halimizle bizi bir suda, bir kaşık suda boğmak isteyen insanların eline fırsat geçti. Ceyda'nın ablası için savunması şu. Biz kavga da ederiz ki yeri geldi bunlar gerçekten saça baş başa da Evet, kavga gördük, ettikleri izledik oldu. o kötü Biz görüntüleri. böyle saça baş başa kavga desek o benim ablamdır. Herhalde O canım. yüzden cezaevinde olması canımı çok yakıyor ama suçsuz olduğunu biliyorum onun peşini bırakmayacağım. Şey, Başak, bir şey soracağım sadece. Şu an avukat varsa bizi izleyen veya hukuka hakim. Şimdi 10 yıl hapis cezası almış dedin Başak. Evet. Şu an cezaevinde. Gitti Bu evet. 10 yılın ne kadarını yatacak acaba? Tabii onu bilmiyorum. İşte bazı Onu bir benim bildiğim ben Başak, 3 4'te mesela biri diye biliyorum. Hı. üçte birini yatıyorsun. Fakat bazı katalog suç dedikleri aşırı yüz kızartıcı suçlar var. Katalog suçlar. Hani o indirim katalog suçlarda uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Onu tabii Onu hukukçu bilir. veya tamamını mı yatıyor? İndirim nasıl oluyor diye ben buradan, bizi izleyen arkadaşlarımız eğer konuya hakim olan varsa, bizi aydınlatırsa çok sevinirim arkadaşlar. Evet yani Buyur. buradan böyle çıkacak şey şu. Ceyda abi hanımefendiyle tecavüz etti oğluma denilen hanımefendiyle oğlunun ablasına kumpas kurduğunu düşünüyor. Plan Evet. yaptılar diyor. Ablama tuzak kurdular. Bu işin peşini bırakmayacağım. O yüzden de gereken her yere gideceğiz, başvuracağız ve bu olayı açığa çıkaracağız diyorlar. Konunun özeti bu Evet kadar. arkadaşlar, bu arada ben hala izleyiciyi bir görüyorum. Beğeni de sıfır görüyorum. Bu arada Başak, şeyi izledin mi? Ne? Dün yine haberlerde de gerçi işledi. Ya bir çocuk öğretmenin suratına dokunuyor, komik komik Ay. bir şeyler İşte yapıyor. diyoruz ya, böyle anlatıyorlar ya. Ben işte Z kuşağı, Z kuşağı. Ay yemin ediyorum yani. Öğretmene bir saygı vardı değil mi? Öğretmen bizi, vallahi Benim öğretmenden ne babam dayaklar yedik, öğretmen bir ağzımızı defa. Bak ben babam öğretmen. açmadık. He, sen Hayatım boyunca öğretmen biz çocuğusun. babam evdeyken dahi ki ben onun okulunda okudum bu arada. Çok komik hikayelerim var benim babamla ilgili. Ama şunu söyleyebilirim. Hani yeni jenerasyon, yeni jenerasyon diyoruz da ben yeni jenerasyondan çok umutluyum. Hayata bakış açılarından kendini geliştiren bir kesim var. Bütün yeni jenerasyonun hepsi de aynı değil ama maalesef okullardaki eğitim düzeyleri, eğitimdeki çarpıklıklar, yanlışlıklar sağ olsun Milli Eğitim Bakanlığımız her yıl yeni müfredatlar getiriyorlar. Bir şey Çocukların da demiş Başak, akılları gitti. bir de Hı. şey yazmışlar. Bir yazmış, Bunun müfredatı 2 sene yatar iki para sene cezası kesilir bir demişler. tanesi de yazmış, işte buna itiraz Ayağına iyi edebilir gidiyorlar diyor. abi yani. Yok, bu konudan başka bir şey yok. İtiraz edebilir diyor. Yani cezası onanmışsa neye Evet. itiraz edecek? Yargıtay'a mı itiraz edecek? Evet, Yargıtay kararı onamıyor mu zaten Yargıtay'ın kararı? önü açık ama. Tabii Şimdi tekrar bu şeye istinaftan başvurabilirsiniz. mı onaylandı o zaman? Tabii. İstinaftan onaylandı. Şimdi tekrar yargı Yargıtay önü yolu. açık. Şu an 700 beğeni, 1900K varmış arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hadi şunu bir 1000 İtiraz yapalım etme ya. hakkı var yani. Seyhan nerede? Seyhan burada. Burada. 750 beğeni görünüyormuş. Yusuf Altıntaş, teşekkür ederim. Sana Arkadaşlar. sonuna kadar katılıyorum. Yeni jenerasyon öğretmenlerine karşı çok saygısız. Gidip de bir öğretmen ders anlatırken biz onlardan Türkiye için, ülkeleri için ya bu ülkede neler oluyor, dünyada neler oluyor? Yeni jenerasyon olarak ülkenin gidişatından memnun değilseniz değiştirebilecek gücünüz elinizde, karar mercileri sizsiniz. Ama maalesef gençlerimiz yurt dışına kaçmak, Avrupa'da olmak, Amerika'da okuyup orada kalmanın derdine ki akademisyenlerde de Türkiye'de maalesef böyle bir durum söz konusu. Ama bir öğrencinin, öğretmeninin gidip de kendi babamı düşündüm yani.
gidip yanağını sıkıp hayatım, biz eskiden kankasıymış yani, gibi öğretmenlere davranması karşı. Bu arada bütün değil. Öğretmenlerimizin de ellerinden öpüyorum. Hazreti Ali ne güzel söylemiş. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Maalesef.